Kahve subhanallah. Avni. Avni kalk bak artık, burama kadar geldi. Avni sana diyorum kalksana. Kalk yoksa gidip halanımı ocağım ben. Avni sana diyorum kalk. Allah'ım. Ben seni nasıl uyandıracağım gayet iyi bilirim. Avni. Kocacığım. Hayatım uyan da şu teleskobunu bir eline al. Bak bakalım periler ne alem nelermiş. Özlemişsindir. Ay, periler mi? Nerede periler? Çaktılar mı? Hemen teleskopumu alayım. Periler... Oh, tabii ya. Sabaha karşı gelmiş olmaları gerekiyordu. Aman Allah'ım nasıl da özledim onları nasıl. İki aydır sihir miri görmüyorum. Hemen gidip bakayım. Abi. Buyurun benim. Ben seni perilere bakasın diye uyandırmayayım hiç ha. Gerizekalı. Kalk alanı dürt diye uyandırdım. Baktım kalkmıyorsun, perileri bahane ettim. Halamı niye dürtecekmişim canım? Aa. Anladım. Avni, sabahı sabah ettim. Şu gözlerime tek damla uyku girmedi. Bak gözlerim pörtledi Avni. Şu halana git bir şey söyle. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bak bir saat sonra işe gideceğim. Şu... Ya, tamam tamam sakin ol karıcığım, sen yat. Tekrar yat karıcığım. Yat yat, merak etme. Halamı ben hallederim. Gel sen yat yat yat. Yat bak üstünü de örtün güzelce. Merak etme, ben halamı susturur gelirim. Hiç merak etme. Avni. Buyurun benim. Halanı uyandırmaya giderken perilere bakma, sakın gebertirim. Tamam sakin ol karıcığım, sen yat. Sen yat. Halamı yalnızca uyandıracağım. Susturacağım onu. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Perilere falan bakmayacağım. Merak etme. Perilere bakar mıyım canım? Hocam da öyle mi olsa bakacağım. Tam iki aydır hep bugünü bekledim. Sessiz horla hala. Şimdi Suzan gelecek halacığım. Hala ne olur sessiz horla. Freni patlamış kamyon gibisi var. Hala uyaz hala. Sen de kimsin? Avni kardeşinin oğlu. Burası neresi? Halacığım, halacığım, hala ne olur, ne olur hatırlasana halacığım, senin ayağın kırılmıştı hani seni buraya getirdik, bizim yanımıza getirdik, iki aydır buradasın halacığım, hatırla ne olur ya. Oh. Halacığım ne olur sus, halacığım horlama, ne olur sus, horlama halacığım, horlama sus. Efendim abi. Ha, şükürler olsun hatırladım. Ne? Benim kim olduğumu. Demin adını söyledi. Halacığım ne olur horlama. Halacığım sus. Halacığım Suzan çok kızıyor. Horlama. Suzan kızıyor. Şimdi hatırladım. Sen o... O yazıklar olası gelinimiz Suzan'ın kocasısın. Halacığım. Rica ederim. Horlama mı batmış ona? Yok estağfurullah. Sana
iyi aldığımıza dua etsin. Ablacığım şimdi duyacak ama ablacığım. Benim ne işim var burada? Ah halacığım, halacığım dün akşam burada uyuyakaldın. O kadar uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. E ne yapayım, ben de üstünü örttüm, sen de burada uyuyun. Her tarafım ağrıyor. Sen ne yapıyorsun orada? Periler tatilden dönmüş, onlara bakacağım. Hani şu dilinden düşmeyen periler mi? Evet, sana da göstereyim mi? Ben inanırım öyle şeylere. Göster bakalım. Halacığım dur. Aman aman ayağın kırık, dikkatli ol. Sen şöyle dur, ben arabanı getireyim halacığım. Şimdi bak sen arabana geç. Rahat rahat. Hadi hadi bakayım. Hoppala. Çok güzel halacığım. Dur ayağını da düzeltelim. Şöyle yavaşça kır bakayım ha. Aman fazla kırma, zaten kırık ayağın halacığım. Hadi bakalım. Haydi. Halacığım önce ben bakayım perilere, oradalarsa sana da gösteririm. Tamam. Demek karşısı perili köşk. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi rastgele. Gelmişler halacığım, bunu senin de görmen gerekiyor halacığım. Sen de gör ki bana şahitlik edesin, tamam mı? Dur abi, gözümü çıkaracaksın. Ama halacığım çabuk bakman gerekiyor. Bunlar çok hızlı halacığım, o kadar hızlılar ki hemen kayboluyorlar. Gördün mü valla? Sen de gördün mü oğlacığım, gördün mü? Evet. Yüce Rabbim, sen nelere kadirsin. Bu adam kız gerçekten peri. Elleri sihirli mi sihirli? Oley! Sonunda benden başka gören var. Ağlacığım gördün değil mi? Perileri gördün değil mi? Allah'ım benden başka gören var. İyice bak ağlacığım. O kadar çok var ki daha peri. O kadar kaç tane peri var biliyor musun ağlacığım? Sayısını ben bile bilmiyorum. Eda peri var, çilek peri var, dudu peri var. Hepsini göstereceğim sana ağlacığım. İyice bak sen. İyice bak, sen de göresin ki Suzan'a ben de gördüm değilsin. Söyleyeceksin değil mi? Ağlacığım unutmayacağım değil mi ağlacığım? Evet, İyice bak. Evet. Bak. Hepsini gör. Hepsini gör. Ver, haber verip geliyorum. Tamam mı? İyice bak ağlacığım. Hepsini gör, tek tek gör halacığım. Oh, vallahi insanın evi gibi yok biliyor musun? Doğru söylüyorsun hayatım, ben de çok özlemişim. Aa, sen banyoya mı giriyorsun? Firuze gelmeden bir duş alayım dedim. Ha, iyi, ben de fırına gideyim, şöyle sıcak simitler alayım, güzel bir kahvaltı yapalım. Ay, bayılırım. Ay, hadi görüşürüz. Tamam canım. Abi. Avni! Avni! Buyurun benim. Avni! Geldim halacığım. Ne oldu? Niye bağırdın hala? Yani... Genç adam kim? Kim? Bak bakayım. Ha, halacığım o Sadık Bey. Hani Peri Hanım var, aman Betüş Hanım onun kocası o. O da peri mi? Yok yok, o fani bizden. Zavallıcığım hiçbir şeyden haberi yok zaten. Halacığım, Suzan uyanınca perileri gördüğünü söyleyeceksin değil mi? Evet evet. Bak sözler, yemin et, unutmak yok, tamam mı? Teessüf ederim abi, ben bulak mıyım? Estağfurullah halacığım, sen bulak olur musun? Uyuyor mu hala? Uyuyor. Demin uyandırayım dedim seslenip, sonra vazgeçtim. Böyle seslenip uyandırınca huysuz oluyor, onunla konuşulmuyor. Hmm. En iyisi kendi kendine uyansın. Ha, bu arada ben de kahvaltıyı hazırlayayım, o da sofrada söylerim hala, ne dersin? Tamam. Ah, çok güzel. Ay! Ne oldu? Ne oldu? Bu bozuldu. Dur, başka bir yeri göster. Dur. Kapıların önünü görüyorum. Aa. Bir geldi. Kim geldi? Bir kadın. Bir kadın. Nasıl bir kadın? Bağlı. Başı ama. Firuze'dir. Bak bakayım, o da mı peri? Değil değil. Firuze'dir. Firuze onların yanında çalışıyor. Firuze de bizden. Yani o da fani.
O gelince kimse sihir yapmıyor evde. Bakmana gerek yok artık. Ben gidip şu kahvaltıyı hazırlayayım Allah. Döndük ya, döndük. Sonunda döndük. Ay, hoş geldiniz Sadık Bey. Gözlerim yollarda kaldı. Sizin çocukları falan çok özledim, çok. Eksik olma, eksik olma. Biz de seni çok özledik. Neredeler? Şey, Betüş banyo yapıyor. Çocuklar da uyuyordur herhalde. Gece geç geldik de. Ben onların uyanmalarını bekleyemem ki şimdi. O zaman git uyandır. Yalnız tamam. Sorumluluk sana ait, tamam mı? Ben de şöyle gidip güzelce fırından bir simit alayım, ha? Ne bu lan ya? Bak. Başka yerler görmek güzel de simidimize ve ekmeğimize hasret kaldık valla. Ben gidip bahsedeyim. Siz yoldan geldiniz şimdi. Yorulgunsunuz da. Ben kendim giderim. Yürüyüş de yapmış olurum böylece. Sen tamam. İşine bak, tamam mı? O zaman ben çayı koyayım da çocukları sonra uyandırayım. Tamam. Onlara sarılmak istiyorum. Çok özledim hepsini. Hayatım. Neredesin? Çaylar hazır. Tamam canım. Tıraş oluyorum. Birazdan gelirim. Senin ne bu halin? Ne bu rezilliğin? Ne bu pisliğin? Ben bıktım seninle uğraşmaktan. Neden doğru düzgün yemek yemiyorsun? Böyle daha zevkli oluyor da ondan. Of, sabır, sabır. Ben bakarım. Dedemdir kesin. Bir sabah gelmese şaşarım zaten. Efendim hayatım? Yok bir şey hayatım. Ben bir şey demedim. Günaydın babacığım. Günaydın Eda. Günaydın. Günaydın. Ufaklık günaydın. Günaydın. Baba biz henüz kahvaltı etmedik. Sofrayı buyurmaz mıydın? Bir çayınızı içelim. Hadi. Buyurun geçin. Ben size bir çay koyayım. Ne o baba? Gergin görünüyorsun. Evet biliyorsun Sadık döndüğüne göre bugün ikinizle de konuşacaklarım var. Hı. Ne hakkında? Vallahi ben de bilmiyorum hayatım. Babam birkaç haftadır Sadık'ın tatilden dönmesini bekliyor. İkimizle konuşmak istediği çok önemli bir şey varmış. Neymiş bakalım bu önemli şey babacığım? Benden şimdi bir şey söylememi beklemeyin lütfen. Akşam nasıl olsa Sadık ve Yavuz bunu Betüş meseleyle paylaşacaklar. Bu sabah erken uyandım gittim sana. Güller aldım mutlu ol diye. Mutlu ol diye. Nananansan mı? Unutmasam mı? Ah arkamdan ayak sesleri duyuyorum. Gelen Dudu galiba. Günaydın. Sana da günaydın Dudu. Oo bakıyorum da neşen yerinde. Ay nasıl olmasın kızım geri geldi. Onu ve torunlarımı görmek için can atıyorum. Sahi aramadılar gece. Ne dersin gelmişler midir? Ay gelmişler gelmişler. Ay şunlara bakın hele. Uyuyorlar yazık. Sakın gidip uyandırma. Dur bakalım Betüş nerede? Aa. Ah sen bakma. Betüş banyoda aman, yıkanıyor. Aman. Betüş annen arıyor. Betüş kızım hoş geldin. Hay duymuyor musun beni? Aa duymuyor beni. En iyisi ben oraya gideyim. Tövbe estağfurullah. Bekle de kızın banyoda işini bitirsin. Öyle git. Hay bekleyemem. Ne zamandır ayrı kaldık. Bir dakika daha duramam burada. Bekle. Herkes uyansın beraber gideriz. Ben de kızımı torunlarımı görmek istiyorum. İsteyemez miyim? Ay söylerim. Bir ara şatoya uğrayıp seni görürler. Hadi ben gidiyorum. Aa, peruğum. Peruğumu unuttum. Ah Dudu ah hiç yerinde duramıyor. Aa banyo yapıyor. Bakmayayım bari. Selam. Selam Perihan. Aa sen bize gelmezdin ne oldu? Dudu benden özür dilemeye karar verdi mi onu öğrenmeye geldim canım. Hayır hala inadı inat. Seni görmek istemiyor hiç. Ya güzel. Güzel. Benimle inatlaşmaya devam ederse öyle keltoş keltoş dolaşmaya da devam eder o halde. Sen niye bana bakmıyorsun konuşurken? Arkanda Betüş banyo yapıyor da ondan. Aa! Aa! Betüşler döndüler mi? Tararam pam 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 pam. Tararam pam pam pam. Tararam pam pam. Anne! Anne ya!
sihirli aynadan geldiğinizi gördüm. Hemen buraya koştum. Ay inanam, dur anneciğim, banyodayım. İnanamıyorum. Ayıp. Ayol nesi ayıp? Ben senin ananım. Ay anne dur bir dakika. Şimdi bornozumu giyip çıkayım bari bir dakika. Aman söylenme. Aa, evlat hasretine dayanamadım. Buraya geldim diyorum sana. Ha banyo ha salon. Kızımla görüşmek için yani randevu mu almam gerekiyor? İyi anneciğim, yani girmediğin bir banyomuz bir duşumuz kalmıştı. En sonunda onu da yaptın. Bir dakika geliyorum. Hay Allah'ım. Dur. Şimdi sarılabiliriz. Gel. Anneciğim yapmayın ama çok özledim hadi. Ben de. Ay bir daha öyle iki ay bir yerlere kaybolmak yok. Ay çok özledim. Ne kadar özlediğinizi biliyorum. Her gün nerede ne yaptığımızı sihirli aynadan seyretmişsiniz. Kim yetiştirdi? Perihan söylemiştir. Fitne bucur ne olacak? Aa, kötü niyetinden söylemedik ki. Hadi hadi koruma onu. Ay neler geçti aramızda neler. İki aydır... Küsüz. Aa, ne oldu? Ay sana uzun uzun anlatamam şimdi. Sen işlerini bitir şatoya gel. Seninle dedikodu yaparız. Olanları anlatırım. Duyduktan sonra bakalım Perihan teyzene hak verecek misin? Ay tamam anneciğim, kafeden çıkar çıkmaz size uğrarım, oldu mu? Olur. Ben sonra uğrar çocukları görürüm. Peki. Canım benim. Görüyor musun Taceddin? Görüyor musun? Betüş'ü bana karşı vır 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 nasıl da dolduruyor. Sana çok kızgın. Asıl ben ona kızgınım. Ta, kızgınmış. Dua etsin ki kaşlarını kirpiklerini yok etmedim. Neyse madem benden özür dilemeyecek ben gideyim. Şimdi burada karşılaşıp onunla kavga edecek mecalim yok. Bay bay Taceddin. Bay bay Perihan. Ah işte döndüm. Hoş geldin. Ay ben bunu açık mı unutmuşum? Tabii ya. Oraya bakmayayım diye ben de buraya çakıldım kaldım. İçimden bir ses Perihan buradaydı diyor. Her tarafa kokusu sinmiş. Utanmaz. Ne istiyormuş gene? Ne isteyecek? Ondan özür dileyecek misin? Onu sordu. Ondan hayatta özür dilemem ve onu affetmem. Ama o zaman ebediyen kel kalırsın. Kalırım. O da ebediyen kıllı kollu kalır. Hıhmış. Şuna bak. Kel dudu. Domatesler de tamam. Ha? Yumurtalar da tamam. Çayı demledik mi bir işimiz kalmıyor. Ay, bakalım benim güzellerim uyanmış mı? Canlarım benim. Ah güzel kızım. Günaydın Firuze. Günaydın, günaydın. Ah sizi nasıl özlemişim bir bilseniz. İki aydır burnumda tüttünüz, burnumda. Biz de seni çok özledik Firuze abla. Gerçekten mi? Evet, her gün kulaklarını çınlattık. Keşke sen de bizimle gelseydin. Seni o kadar aradık ki. Anlatın bakalım, nasıl geçti tatiliniz? Çok eğlendik. Bir sürü ülke gördük ve bir sürü insan tanıdık. İyi ki babam bizi götürmüş. Bir sürü peri çocukla tanıştım. Cem ne yaptı? O da memnun kaldı mı tatilinden? Tuğçesinden ayrı kaldığına değmiş mi? Ay ilk bir haftayı burnumuzdan getirdi. Ben eve gideceğim. Tuğçe'yi özledim diye tutturdu. Sonra kaldığımız yerlerde güzel kızlarla tanışınca vazgeçti. Tuğçe duymasın. Tabii ki de duyacak. Anlaşılan tatilde de hiçbir şey değişmemiş. Abinizle bol bol birbirinizi yemişsiniz ha? Bize neler yaptı sen bir bilsen. Sinir etti, sinir. Uyandı mı? Yeni halini gördün mü? Yok daha kalkmamış. Ne halki halinde? Saçlarını uzattı. Üstüme iyilik, sağlık. Bir de dövme yaptırdı. Bir görsen o şişko kollarını. İğrenç oldu, iğrenç. En iyisi gel gösterelim. Şu ocağın altını kapatıp geliyorum. Aman Firuze abla bir şey olmaz. Ben bakarım tamam. Hadi hadi. Alo.
merhaba Tuğçe. Biz de senin arabanı sabırsızlıkla bekliyorduk. Tuğçe mi? Ben hallederim. Söylesene Çilek neyi halledecek? Ay nasılsa birazdan öğrenirsin. Hazır mısın? Gidiyoruz. Tamam. Saçlara bak. Bir de utanmadan at kuyruğu yapıyor. Sen bir de dövmelerine bak. Bu ne bu? Boğa dövmesi. Abim Burcu Boğa ya ondan yaptırdı. Bak bu da T harfi. T harfi mi? Tuğçe'nin T'si herhalde. Onu bilmiyoruz. Tina'nın da olabilir. Ne 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 ne? Tina, abim Yeni Zelanda'da tanıştığı bir kız. Abimin yaz aşkı. Ay Ceren, Tuğçe duymasın, dünyayı bize dar eder vallahi. Eminim şu anda öğreniyordur. Hı? Abi! Abi! Kalk, Tuğçe arıyor. Ve artık her şeyi biliyor. Odadan çıksak iyi olur. Hadi. Alo, Tuğçe'cim. Bir daha bana sakın Tuğçe'cim deme. Sakın Cem. Firuze! Firuze'cim geldin mi? Firuze? Ah Firuze'cim, ah ah ah. Yani her şeyi bıraktığımız gibi bulmak ne güzel. Böyle insanın senin gibi bir yardımcısı olunca. Kızlar günaydın. 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 Oo Firuze'cim, gözlerim seni arıyordu. Betüş Hanım, siz bir de bana sorun. Nasılsınız? Ay. Biz çok iyiyiz. Sen nasılsın? Ay, sizi gördüm daha iyi oldum. Sağ ol Firuze'cim. Biz yokken eve çok iyi bakmışsın. Ellerine sağlık. Canım haftada bir geldim. Hepsi o. Ay siz yoldan geldiniz. Yorgunsunuz. İçeri geçin, ben sofrayı bir dakikada hazırlarım. Yok canım. Yorgun falan değiliz. Ben de yardım edeyim. Daha çabuk yapalım. Olur mu? Kızlar, demin telefon mu çaldı yoksa bana mı öyle geldi? Çaldı, çaldı. Kimmiş? Tuğçe. Abim arıyor. Aha. Çilek! Kalkma, çabuk gel buraya. Vallahi ben her şeyi yarım yamalak biliyorum. Dilek! Çocuklar ne oluyorsunuz? Bu şamatayı bile özlemişim. İşte geldim alacığım. Ben mutfaktayken sıkılmadın değil mi? Yok. Sen sıkılmışsın, sıkılmışsın. Keşke televizyon izleseydin. O da ne demek? Ne demek halacığım? Televizyon, yani her sabah seyrediyorsun ya. Sakın bunu da unuttum deme halacığım. Ben bilmiyorum televizyon filan. Peki beni hatırlıyorsun değil mi hala? Teessüf ederim, ben bulak mıyım? Ya Suzan'ı? Her daim aklımda. Ya perileri? Buyur. Halacığım, şakanın sırası değil. Sakın unuttum deme halacığım. Perileri unuttum deme. Beraberce bakmıştık daha sabah, beraberce baktık. Sen söylememiş miydin? Aa, hanım kızım şiir yapıyor diye halacığım. Unutmuş olamazsın. Bana söz vermiştin. Ne sözü? Ne sözü abi? Aa, Suzan. Ne sözü dedim? Şey sözü Suzan, sana şöyle açıklama yapamam ki, yani yapmam gereken açıklamak için bana bir saniye vermen gerekiyor. Anne, kadına da teleskop verdin değil mi? Zaten yarım aklı kalmış, kalanını da perilerle mi edeceksin? Teessüf ederim gelin. Ben sizin gelininiz değilim. Hatırlatırım, Avni'nin ailesinde kalan tek büyüğünüz benim. Maalesef. Ama halacığım, sen Suzan'la ilgili her şeyi hatırlıyorsun maşallah ama perileri unutuyorsun. Aman abi bırak unutsun, her bir şeyi unutsun. Kafayı yiyeceğim ben. Her sabah bunu görmekten bıktım yahu. Gitsin evine ayağıyla etsin de bizim evimizin yolunu da telefonu da unutsun. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ne Tina? Ya Cem nasıl içiyorsun kardeşim? Hayır. Niye yalan söyle?
bırakayım şuraya. Siz de çabuk kahvaltıya inin. Bu meseleyi aşağıda konuşacağız. Seninle de sonra görüşürüz. Siz buyurun geçin, ben çayı getiriyorum. Oo, her şeyi hazırlamışsın da ortada kimseler yok. Buradayız tatlım. Aa. Gel Çilek, biz beraber oturalım. Tamam. Hayrola, ne oldu yine yüzünüzden düşen bin parça? Siz gidip dönene kadar Cem'le kızlar azıcık atıştılar da. Ne? Ya, niye? Tina yüzünden. Ay, kim bu kız, çok merak ettim. Bu kız bizim kaldığımız yerde çalışan bir kız, yüzme öğretmeni. Böyle pırıl pırıl üniversiteli bir genç de. Cem'in yaz aşkı o mu? Koca kız. Evet. Hayır. Elimizde deliller var. Çilek, Ceren. Aşkım, telefonum da burada. Teşekkürler hayatım. Çıkalım mı baba? Çıkalım. Hadi. Ben de sizi geçireyim. Bay bay Kendall dede. Toprağı kızım, bak baba gidiyor. Hadi bir öpücük ver bakayım. Olur öpücük babacığım. Ya şuna baksana baba, daha konuşmayı bilmiyor ama her dediğimi anlıyor. Ya pek akıllı maşallah. Ya ne demezsiniz, pek akıllı maşallah. E hadi sen de bana öpücük ver baba. Kızım babanın işi gücü var, oyalamasana. Hayatım, sence bana bir şey mi söylemek istiyor? Ne bileyim, belki senden bir öpücük falan bekliyor. Ay öyle mi kızım, sen öpücük mü istiyorsun? Anne doğru mu söylüyor? Evet. Baban seni duymuyor, evet deme, başını salla. Baba. Gördünüz değil mi? Başını salladı. Ay öpücük istiyor benim kızım. Uzaktan olmaz, geliyorum yani. canım benim. Oy. Vallahi aşk olsun, çok darılıyorum. Sen ne zamandır beni böyle öpmüyorsun? Aa, yapma Eda. çıkalım mı? Hadi çıkın artık. Hoşça kal Eda. Hoşça kalın. Kendall dedenin aklı nerelerde acaba? Çok merak ediyorum. Acaba Sadık ve Yavuz'la bugün ne konuşacak? Biz ne yapalım biliyor musun? En iyisi bugün seninle Betüş teyzenlere gidelim. Tamam, yaşasın. Hem belki o bir şeyler biliyordur. Bu arada onu da görmüş oluruz. Ceren, Çilek, size son defa söylüyorum. Hatta emrediyorum. Tuğçe geldiğinde ona Tina ile ilgili anlattıklarınızın doğru olmadığını söyleyeceksiniz. Bir ara mı üzüldü ya? Bana da öyle geldi. Bana bak! Cem! Saçmalama. Yerine otur çabuk bakayım. Orası benim yerim değil baba. Bırak baba. Bakalım ne yapacak? Ceren, üstüne gitmeyin artık kızım. Tuğçe'yi aldattı. Sessiz mi kalalım yani? Çilek, çok ayıp. Sizi çok kötü yapacağım. Sen görürsün Ceren. Kerem geldiğinde ona Martin'den bahsedeceğim. Aa! Martin de kim? Ceren'in yaz aşkı. Hayır Çilek'in yaz. Ablamla benim arkadaşım. Ama nedense hep Ceren'le havuza girdiler. Ben de vardım. Yalancı, sen hep çocuk havuzunda yüzdün. Çünkü ben senin gibi yüzme bilmiyorum abi. Bakalım Kerem buna ne diyecek? Ay çocuklar yeter ama artık, aklımı kaçıracağım. Ben de. Bakayım mı? Kerem'dir. O zaman ben bakayım. Yakala abla! İşte. Ağır olun bakayım. Merhaba Kerem, nasılsın? Bir saniye bekler misin? Odama çıkmam lazım da seninle erkek erkeğe bir şey konuşacağız. Ya çekilin. Ya anne baba, ne olur bir şey yapın. Çocuklar, madem söz dinlemiyorsunuz, bu saatten sonra bu sizin sorunuz beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ben sıkıldım, ben işe gidiyorum. Hop. Evet çocuklar, ben de kapıya çok geç kaldım. Ya ben de gidiyorum. Anne. Firuzeciğim, kolay gelsin. Gel abime gününü gösterelim. Hadi abla. Kızlar sakın, kızlar sakın yapmayın. Kızlar değil. Hoş geldin kocam. Canım, canım, canım. Nasılsın? Ay iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ay Betüş, vallahi erken gelesin diye her gün dualar ettim vallahi billahi. Sensiz buraların tadı tuzu kalmadı. Canım benim, çok haklısın. Vallahi çok uzun zaman oldu. Kafede bütün işler sana kaldı, ben de çok üzüldüm. Ma boş ver canım. Sadece iş güç olsa amenna. Hepsini yetiştim şükür.
Peki bir şey söyleyeceğim. Ne oldu başka? Niye tadın yok senin? Şey... Aman gelir gelmez seni de dertlerimle boğmak istemiyorum. Yok canım, olur mu öyle şey? Gel hadi. Hazır kimsecikler yokken anlat bakayım. Bir sorun mu var? Ay, sorun ne kelime Betüş? Hayatımın en gudubeti insanı. Hani ben Avni ile evlenirken bana küçücük bir çeyrek altın takan halası vardı ya. Hani bunak olan, balatayı sıyırmış olan halası. Beni gelini olarak istemediği dışında her şeyi ara sıra adını bile unutan halası var ya. Aa, dur şimdi hatırladım. Doğru, tamam. Ne oldu? Kadına bir şey mi oldu? İyi geçinmedin diye vicdan azabımı çekiyorsun yoksa? Yok ayol yok. Kadın ayağını kırmıştı, hatırlamıyor musun? Avni de onu tuttu, bizim eve getirdi. Ayağı 6 ay alçıda kalacakmış. Ay düşünebiliyor musun Betüş? Düşünebiliyor musun? 6 ay boyunca evin içinde sabah 7'de söylediğini 7:30'da unutan bir kadın dolaşacak. Hatta dolaşıyor. Avni yetmezmiş gibi bir yarım akıllı halayla uğraşacağım ben. Allah'ım! Sakin ol Suzancığım. Ne olur sakin ol. Evi yıktınız zaten sabahtan beri. Uf, açılmıyor. Kim bilir kelime neler diyordur. Madem bana inanmıyorsun Kerem, bize gel Ceren'e sor. Nasıl olsa gözünün içine bakarken sana yalan söyleyemez. Abi aç diyorum, kapıyı aç. Biraz daha Kerem bize geliyor. Artık derdini ona anlatırsın Ceren. Sana gününü göstereceğim abi. Yürü çilek. Durun bakalım, nereye? En yakın fotoğrafçıya. Fotoğrafçıya mı, neden? Çileyle abinin fotoğraflarını yaptırmaya. Ama ben bu evde ne yapacağım? Şaşırdım kaldım artık. Kafasız. Martin'i erkek arkadaşım sanıyor. Merak etme abla. Ben onun da fotoğrafını çektim. Kerem'e gösteririz. Senin tipin olmadığını görünce kıskanmaz. Yine inanmazsa senin erkek arkadaşın olduğunu söylerim. Ay başıma gelenler. Söyleyemem abla. Utanırım. O zaman ben zor durumda kalacağım. Bekle. Makineyi alıp geliyorum. Bak sen de Martin hakkında duyduklarını kimseye söylemeyeceksin. Bojosuruz ha. Gelmiş. Nerede acaba? Durun. Ne haber ya? Ben de şirkette sizi arıyordum. Laboratuvara indik babamla. Ne haber dostum? Vallahi ha? Çok iyiyim ya, çok iyiyim. 20 yıldır ilk defa uzun bir tatil yaptım. Sizden ne haber? Harika, bildiğin gibi her şey çok güzel. Ya şuna bakar mısın? Toprak toz toparlak bir şey oldu. Girip bir görmen lazım Sadık. Ay tamam, o zaman en kısa zamanda bir yemek yiyelim. Hem de bunu sevmiş oluruz, tamam mı? Kendal Bey nerede? Ben gelirken odasına geçiyordu. Sadık istersen bir gel gidelim çünkü kaç haftadır bizimle konuşmak istediği çok önemli bir şey var. Tamam. Ve konuşmak için senin dönmeni bekliyordu. Öyle mi? Hemen gideyim o zaman. Hadi gidelim. Henüz Yavuz'a ve Sadık'a bu meseleyi açamadım ama bugün her ikisiyle de konuşacağım olsa. Şu anda ikisi de geldi. Artık hangisi İngiltere'deki şirketin başına geçmek isterse aralarında karar verirler. Tamam Oğuzhan, ben seni bilgilendiririm. Olmazsa geç saatte burada görüşürüz. Sana da iyi çalışmalar. Baba, bizimle konuşmak istediğin şey neyle ilgiliydi? Suzancığım, biraz daha iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Bak istersen bugün hiç çalışma. Sen git eve dinlen ha. Ay Betüş, nasıl gideyim? Orası tımarhane gibi oldu. Keşke mümkün olsa da burada yaşasam artık. Merhaba, açık mısınız? Açığız açığız, buyurun. Ben siparişlerinizi alacağım. Suzan. Ay merak etme hayatım. Burada evde olmaktan daha mutluyum. Bilin bakalım kimler geldi. Merhaba. Sen ne kadar büyümüşsün böyle hayatım. Maşallah. Suzan, sen nasılsın? Aman hala aynı. Hadi siz geçin oturun, ben kafeyle ilgilenirim. Suzan çok üzülüyorum. Merak etme, iyiyim hayatım, iyiyim. Eda'cığım hadi geç bakalım. Abi benim halısı hala onlarda mı? Aa, evet de sen nereden biliyorsun? Aa, sen yokken yardıma geldim. O arada öğrendim. Neyse onları boş ver. Siz neler yaptınız çok merak ediyorum. Tatilimiz harika geçti. Ama sizleri çok özledik doğrusu. Biz de. Biz de. Annem her gün seni andı. Ay, sabah uygunsuz bir zamanda beni görmeye geldi. Ha aklımdayken Perihan teyzeyle annemin arasında ne oldu? Küslermiş galiba. Çocuk gibi birbirlerini yediler.
Ne oldu? Yaşlı periler balosuna giderken güzellik yarışına girmişler. Dur sana anlatayım da gül biraz. Bizim iki yaşlı peri baloya gitmeden önce peri güzellik merkezinden randevu almışlar. Aksi gibi ikisine de aşağı yukarı aynı saatte randevu vermezler mi? Kolay gelsin. Beni hemen alacak mısınız? Buyurun Dudu Hanım, siz bekleyin. Perihan Hanım'ın işi bitince sizi alacağız. Perihan, sen de mi buradasın? Hoş geldin hayatım. Ama Perihan Hanım'ın saçına daha yeni başlamışsınız. Ne zaman onun işi bitecek de beni alacaksınız? Sihirle yapıyoruz Dudu Hanım. Sadece 3 dakika bekleyeceksiniz. Bana 6'ya randevu vermiştiniz. Saat 6:01 geçiyor. Sihir hatları çok doluydu. Onun için geciktim. Bana da 6:03 gece dediler. Ben 6:02 kala geldim. Doğal olarak senin sıranı bana verdiler hayatım. Periler hanısın diye sana ayrıcalık yapılmış şekerim. Dümdüz terbiyesizlik bu. Sinirlenmeyin Dudu Peri. Sadece 3 dakika bekleyeceksiniz. O zaman beni önce maniküre alın. Maalesef yalnızca 2 kişi çalışıyoruz. Perihan Hanım'ın işini bitirelim hemen alacağız. O zaman beni niye 3 dakika önce çağırdınız? Niye manikür yapmıyorsunuz? Niye saçım yapılmıyor? 5 dakika sonra balo başlayacak. Geç mi kalayım? Üzülme Duducuğum. Sen de az solistler gibi salona en son girersin. Şımarık. Ay geç geleyim de seni öne alsınlar diye sihir hatlarını karıştırdın değil mi? Aşk olsun Duducuğum. Ay boşuna ellerine manikür yaptırma. Biraz sonra o güzel ellerin maymun eline dönecek. Sakın kalkışma, seni çok fena yaparım. Yaptım bile. Çabuk bunu düzelt. Önce özür dile. Tabii ki dilemeyeceğim. Tabii ki böyle kalacaksın. Olamaz. Periler anına yapılır mı bu? Lütfen güzellik merkezimizi terk eder misiniz? Sizin saçınızı yapmayacağız. Evet, derhal terk edin burayı. Derhal. Terk ederim. Hem sizden daha güzel sihirli saç modelleri yapabilirim. Belki 3 dakikada değil ama 13 dakikada. Bir dakika Duducuğum. İzin ver de balo için saçlarını ben yapayım. Sakın! Ay harika oldu. Dışarı çıkarken peruk takmak zorunda. İkisi de birbirlerine öyle bir sihir yapmışlar ki birbirlerini affedene kadar ikisi de düzelmeyecek. Allah muhabbetinizi arttırsın. Niye geliyorsunuz kız böyle? Ne kadar meraklısın Suzan teyze. Ya nasılsa duyamaz. Yok canım bir şey. 2 kardeş birbirimizi bulmuşken havadan sudan konuşuyoruz. Evet. Güzel yani. Ben gideyim madem. Ay çok üzülüyorum bu Suzan'a. Yani o bana her şeyini anlatıyor. Biz ona hiçbir şey paylaşamıyoruz. Senin söylediğini kulağın duyuyor mu Betüş? Ne diyelim yani? Biz ikimiz periz, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz mu diyelim? Olmaz öyle şey. Bir gün peri olduğumuzu öğrendiğinde özür dilersiniz. Demek ki o gün hiç gelmeyecek. Yavuz nasıl? İyiyim işte. Ya bugün kayınpederim Sadık Bey onunla toplantı yapmak istediğini söylemiş. Çok önemli bir mevzuda. Senin haberin var mı? Yoo. Ne oldu ki acaba? Bilmiyorum ki. Yani ikinizden birinin Oğuzhan Bey'le ortak olarak İngiltere'de açacağımız şirketin başına geçmesini istiyorum. Sizden başka kimseye güvenemem. Ama baba ya ben burayı çok seviyorum biliyorsun. Zaten yıllarca yurt dışında okudum. Ülkemden uzak kaldım. Ve şimdi evlendim. Bir düzen kurdum. Nasıl gideyim? Bunun çok zor bir karar olduğunu biliyorum oğlum ama inan bana bu çok iyi bir fırsat. Peki baba da hadi ben diyelim kabul ettim. Ya Eda ne olacak? O hayatta böyle bir şeyi kabul etmez. Betüş, annesi onları kesinlikle bırakamaz. Betüş için de aynı şey söz konusu. Sen de mi teklifime olumlu bakmıyorsun? Size orada bir ev, bir araba, buradaki koşullardan daha iyi yaşayabileceğiniz bir maaş vereceğim. Kendal Bey, teklifiniz çok cazip biliyorum. Ama çocukların arkadaşları okulu burada. Sonra Çilek okula başlayacak. Kaydını bile yaptırdık. Yani böyle bir şeyi ben kabul etsem bile ailem kesinlikle sıcak bakmayacak. Bunu son cevabınız olarak kabul etmiyorum. Akşam eşlerinizle de konuşun. Yarın bu konuda tekrar görüşelim.
Eğer ikinizden biri oraya gitmezse bu işi yapmam mümkün değil. Ve şunu da iyi bilin ki bu şirketin ayakta durabilmesi için o şirketin çalışması gerekiyor. Ben bakarım. Biraz abla sen açma, ben bakacağım. Geldim. Tuğçe. Çilek! Bak. Bırak Cem, hepsine teker teker bakacağım. Ne yapıyorsun? Tamam. Kerem'e gerçeği söylüyorum. Bundan sonra evde kıpkırmızı bir yüzle dolaşamam ama söylüyorum. Anlamıyorum. Sen her şeyi herkese açık açık söylersin. Bunda utanacak ne var? Daha ne olsun? Çocuk bana hiç pas vermedi. Hep seninle ilgilendi. Bunu sakın söyleme. Tabii ki de söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Kerem'in numarasını çevirir misin? Aa, ayna çalıyor. Hayırdır, kim acaba? Ay, Dudu duymadı aynayı. Ay, yine ne hatlar karıştırıyor bu Dudu yukarıda? Hay Allah, gidip çağırayım. Dudu, Dudu, sihirli ayna çalıyor. Duymuyor musun? Dudu! Duydum, duydum, geliyorum. Aa, ne o elindeki? Yoksa yukarıda benden gizli sihir mi yapıyordun? Peri ansiklopedisi. Perihan'ın yaptığı sihiri bozmak için araştırma yapıyordum. Saçlarını geri getirmen mümkün müymüş bari? Ondan özür dilemediğim sürece mümkün değilmiş. Ve asla da dilemeyeceğim. İyi halt edeceğim. Eda. Merhaba anneciğim. Selam baba. Hayırdır Eda? Ağladı ağlayacak bir halim var. Ne o öyle? Selam baba. Sormayın. Ay söylesene kızım, ne oldu? Yavuz içeride. O yüzden biraz sessiz konuşacağım. Beni dikkatli dinleyin. İyi tamam tamam, anlat hadi. Birazdan Betüşlere gideceğiz. Orada hep beraber konuşacağız. Çok önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Ne kararıymış bu? Kendal Bey İngiltere'de yeni bir şirket açacakmış. Ve güzel. Güzel tabii de o şirketin başına ya Yavuz geçecek ya da Sadık. Bu da demek oluyor ki İngiltere'ye ya Betüşler gidecek ya da biz. Eyvah. Ha! Başka derdi var mıymış? Ben kızlarımı sokakta bulmadım. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gurbet ellerine bırakmam sizi. Anneciğim sakin ol lütfen. Ben daha Betüş'le konuşmadım ama
onun da İngiltere'de yaşamak isteyeceğini pek zannetmiyorum. Gerçi kendi albayın söylediğine göre İngiltere'de çok daha iyi şartlarda yaşayabilirmişiz ama... Ne Sadık'ın ne Yavuz'un paraya ve mevkiye ihtiyacı yok. Onlar perilerle evli, istediklerini elde edebilirler. En iyisi ben Betüşlere gideyim de şu işi birlikte halledelim. Bensiz olmuyor işte hiçbir şey. Dur ben de geleyim. Olmaz, sen kal orada. O zaman bir sihir yap gitmeden de gerekirse sana seslenebileyim. Aman başımın derdi, tamam. Avni, sabah beri nereye bakıyorsun? Ben sana küsüm. Ah, hayır olsun. Niye küstün evladım? Sabahki mesele yüzünden halacığım. Bana söz verdin, sözünü tutmadın. Ne sözü? Boş ver, hatırlatsam da nasıl olsa unutursun. Ne o elindeki? Teleskop. Bahsi girelim, sabah baktığını bile hatırlamıyordur. Senin zamanında bundan yok muydu? Galileo falan? Vardı. Ama bizim zamanımızda insanlar bununla yıldızlara bakarlardı. Yıldızlar göz seviyemize inmediğine göre sen bununla başka bir şeye bakıyorsun. Evet alacığım, evet. Şimdi yıldızlar bu zamanda gökten indiler, karşı komşuda peri oldular. Ben de bundan sonra perilere bakıyorum, tamam mı alacığım, perilere? Ne perisi? Şu perisi. Ne olur hatırla alacığım, sabah beraber baktık alacığım. Şu perilere beraber baktık, ne olur hatırlasana. Ay bu unutulacak şey mi? Görsem unutur muyum? Allah'ını seversen bana da göster. Ben perilere çok inanırım. O zaman tam sırası işte Dudu Peri de geldi. O da kim? Karşıdaki perinin annesi. Bak halacığım göstereceğim sana Dudu Peri'yi ama gördüklerini Suzan'a söyleyeceksin, tamam mı? Tamam tamam, ver şunu. Söz ver ama. Tamam ver bak, sözlerini şunu. Sen vereceğim, tamam mı halacığım? Tamam. Aman efendim, kolay gelsin. Ne yapıyordunuz? Suzan, karşınızdaki evde periler varmış, doğru mu? Avni dedi, ağzım açık kaldı, doğru mu? Gitmeyeceksiniz değil mi? Anne, aslında biz gitmek istemiyoruz ama mutlaka birimizin gitmesi gerekiyor. Yavuzlar da gitmezse ne olacak bilmiyorum. Yani Kendall Bey'i de yarı yolda bırakmak olmaz değil mi? Canım o kadar meraklıysa kendi gitsin. Ay anne, ne yapsın yaşlı başlı adam tek başına İngiltere'de? Ayol ta oralarda şirket açan bunu da düşünür. Bir saniye. Bak Betüş, gitmeyeceksin o kadar. Heh, hoş geldiniz. Girin, girin. Merhaba. Merhaba Sadık Bey. Hoş geldiniz. Hoş. Merhaba Betüş'üm. Hoş geldin. Eda'cığım. Oo, annem de buradaymış. Herhalde kambersiz düğün olur mu? Ay getir getir torunumu yanıma bakayım. Aman da aman. Ne haber torun? İyiyim anneanne. Sizde durumlar ne? Vallahi hiçbir değişiklik yok. Çocuklar nerede? Ay, odalarındalar. Ya onlara bir şey söyleyemedik tabii. Peki siz konuştunuz mu? Biz konuştuk. Ya konuştuk konuştuk ama biz bencillik etmek istemiyoruz. Ama oraya gitmek de istemiyoruz. Aslında biz de istemiyoruz. Evet istemiyoruz. Ay, yani. Çocuklara bunu nasıl anlatacağız? Ay gitmeyin o zaman. Ay çıldırtmayın adamı canım. Ay, kızlarımla sizi evlendirdiğime bin pişman etmeyin beni. Ayrıca düşünecek olursak ne hakkı var sizden bunu istemeye ha? Ha? Anne, bak bu çok büyük bir şirket olacakmış. Avrupa çapında hatta dünya çapında ürün satacakları bir yer. Üstelik buradaki işler sandığımız kadar iyi değilmiş. İngiltere'deki işler ne kadar iyi olursa buradaki şirket de o oranda ayakta kalacakmış. Kendi gitsin o zaman. Böyle bir şeyi ona teklif edemeyiz. Niye? Anne ayıptır. Ayıbım ayıbı yok. Hiçbiriniz bir yere gitmiyorsunuz. Ya da kızlarımdan ayrılır öyle çeker gidersiniz. En iyisi ben kendim halledeyim işi. Anneciğim nereye gidiyorsunuz? Nereye olacak? Kendall'ı bulmaya. Nerede o? Ha? Ben nasılsa onu bulurum. Çekil. Perihan! Perihan! Efendim Taceddin. Aa, sen bana nasıl seslenebiliyorsun? Boş ver şimdi onu. Hemen bize gelebilir misin? Ay işim vardı ama Dudu yoksa gelirim. Yok yok. Çabuk gel. Durum çok acil. Ne var Taceddin? Tam epilasyon yaptırıyordun. Niçin çağırdın beni? Dudu Kendall'a gitti.
Bir dakika, bir dakika. Anlayamadım. Yani Kendall'a geri mi döndü? Hayır ama korkarım onu sihirle İngiltere'ye yollayacak. Sihir. İngiltere. Kendall. Ay Taceddin, hiçbir şey anlayamıyorum. Lütfen teker teker anlatır mısın bana? İçeri girebilir miyim? Dudu, ne işin var bu saatte burada? Tahmin et bakalım. Çocuklarımdan beni ayırmaya ne hakkın var? Anladım. Olanlardan haberim var. Dur da sana açıklayayım. Anlayacağın, o şirketi açmaktan vazgeçemem. Sadık'la Yavuz'un burada işsiz kalmasındansa, birinin orada işlerin başına geçmesi, buradaki şirkete destek olması ve burada çalışan 2000 insanın hayatını garantiye alması daha doğru. Tabii durumu böyle trajik anlattığın zaman hiçbiri özgürce karar veremiyor. Aslında hiçbiri gitmek istemiyor ama birinin gitmesi gerektiğini de düşünüyorlar. Ben onlarla her zaman açık konuşurum. Büyümemiz gerekiyor. Bunun için bir atılım yaptık ve sorumluluklarımızı paylaşacağız. Ne için? Daha çok para kazanmak, dünyaya açılmak için mi? Daha da önemlisi 55 yıldır burada çalışan bu şirketi ayakta tutabilmek için. O zaman o kahramanlığı kendin yap. Ne? Ay, madem Sadık'la Yavuz'a o kadar güveniyorsun, bırak onlar burada kalsın, sen İngiltere'ye git. Saçına ne oldu? Lafı değiştirme. Dediklerime cevap ver. Gidemem. Niye? Çünkü bunu hiç düşünmedim. Düşünmeye başla o zaman. Ama Dudu, ben yalnız bir adamım. Ne yaparım oralarda tek başıma? O senin problemin. Karar vermek için 5 dakikan var. Yoksa ben seni yollamasını bilirim. Ya. Kulaklarıma inanamıyorum Taceddin. Kendall Bey böyle bir şey nasıl ister? Adam iş adamı Perihan. En iyi adamlarıyla yola çıkmak isteyecek haklı olarak. İyi de... Ben de Dudu ve senin gibi çocuklarımın gözümün önünden gitmelerini istemiyorum. Ama Kendall Bey'e de hak vermeliyiz. Doğru söylüyorsun Taceddin, haklısın. Perihan, sen git hadi Dudu'ya mani ol. Bu sinirle onu sihirlemesin. Adam sihirle ortadan kaybolursa işler daha da karışacak. Oldu, hemen gidiyorum. Son bir dakikan kaldı. 60, 59, 58. Dudu, komik olma lütfen. Sen nereden çıktın? Her şeyi duydum Dudu. Her şeyi. Onun için de sana engel olmaya geldim. O kıllı kollarınla ve uzun tırnaklarınla işime karışma. Ya kendi rızasıyla gidecek ya da ben onu göndermesini bilirim. Nerede kalmıştık? 57, 56, 55. Dudu. Boşuna sayım yapma. Zamanı dondurdum. Çöz o zaman. Dudu, sen lütfen birazcık sakin olur musun? Sakin olamam. Gitmesi gereken benim çocuklarım, senin çocukların değil. Dudu, sakin ol dedim sana. Madem kimse bir yere gitmek istemiyor, o zaman gitmeyecekler. Yani sihir yapmama izin veriyorsun öyle mi? Onu sihirle göndermene tabii ki izin vermeyeceğim. Zaman küresine soracağız. Kimin gitmesi hayırlıysa o gidecek. Yavuzlar mı, Sadıklar mı yoksa Kendall Bey mi? Hayır, bu riske giremem. Ben de senin kimsenin kaderiyle oynamana izin veremem. Söyle bize zaman küresi. Kimin İngiltere'ye gitmesi daha hayırlı? Sadıkların mı, Yavuzların mı yoksa Kendall Bey mi? Of, ben dayanamayacağım, şirketi arayacağım. Eda'cığım, aramasan daha iyi olur hayatım. Of, o zaman hadi kalkın, şirkete gidelim. Hadi. Evet, gidelim ya. Çok ayıp olacak Kendall Bey. Yani annemizi bizim gönderdiğimizi sanacak. Ama annem de haklı. O da niye bizim oraya gitmemizi istiyor ki? Çocuklar, bir dakika sakin olun lütfen. Ya mantıklı düşünelim. Oradaki şirketin başında da birinin durması lazım, öyle değil mi? Sonra hepimizin Kendall Bey'e bir vefa borcu var. Ya Betüş, benim içimi hiç sinmiyor. Ben şirkete gidiyorum. Dur, ben de geliyorum. Biz de gidelim. Peki ben ne olacağım? Yaşasın, Kerem'le barıştık. Canım, çok sevindim. Nereye? Ya küçük bir işimiz var, hemen döneceğiz ya. Evet, siz biz yokken toprağa ablalık yapabilir misiniz? Olur. Harikasınız. Teşekkür ederim, sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Anlaşılan gelecekte orada yaşamaktan tek mutlu olacak kişi Kendall Bey. Çok şükür. Şimdi ne olacak? Şimdi hem Kendall Bey'in hem de çocukların iyiliği için
gelecekte neyin hangi kararın doğru olacağı fikrini Kendal Bey'in aklına sihirle sokacağız. Ay ne fark eder? Gene işin ucunda sihir var. Ha ben onu sihirle yollamışım, ha sen sihirle bu fikri onun aklına sokmuşsun. Duducuğum, senin düşündüğün işleri iyice karıştırır. Benimkisi yol gösterir. Periler de faniler de zaman zaman gelecekte neyin iyi olacağını bilmeden bir takım kararlar verirler. Bu kararlar zaman zaman istemediğimiz sonuçlar doğururlar. Ah, Kendal Bey çok şanslı ki çevresinde onun için neyin iyi olduğunu araştırabilen bizler varız. Sihirle de olsa bu fikri onun aklına sokmak benim hakkım, görevim. Bırak ben yapayım. Hayır Dudu, bu yetki sadece bende. Aa, ikincisi ne içindi? İkincisi seni burada gördüğünü unutması içindi. Şimdi o kararlarıyla baş başa kalacak. Düşünecek, düşünecek, düşünecek ve kararını verecek. Hadi gidiyoruz. Gözümle görmeden şuradan şuraya adımımı atmam. Saçmalama Dudu. Adamın düşüncelerini nasıl görebileceksin? Hadi gidiyoruz. Gel bakalım toprak. Hoppa. Oh be. Sıkılmıştım arabanın içinde. Öyle iyi mi? Çok iyiyim. Sağ ol Çilek. Bakın size ne getirdim. Yaşasın. Ben içeyim. Gerek yok. Ben içerim. Aa. Bu da neyin nesi? Abim sinirinden kum torbasına vurmaya başladı herhalde. Day 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 day. Gidip o kum torbasını başına geçireceğim. Gel Çilek. Zaten hepsini kavga çıkarmak için yapıyor. Aa! Bu nasıl olur? Ne nasıl olur? Bardağa bak. Boşalmış. Hem de yere hiç dökülmemiş. Ben içtim abla. Sen mi? Evet. Kendininkini niye içmedin? Onu da içeceğim. Öf Çilek, ammarsızsın. Ben toprağa bir bardak daha getireyim. Biz bize gel, istediğin sihri yap. Ama ablamların yanındayken hiçbir sihir yapmam. Ya, tamam. Ay buradan anlamıyorum, kararı değişti mi değişmedi mi? Toplanıp gidiyor işte. Belki Betüşlere gidiyordur. Kararının değiştiğini onlarla konuşacaktır. Keşke orada kalsaydım. Ne olur ne olmaz. Aa, bakın bakın, Betüşler de oraya geldi. Aa, onlar niye oraya geldi? Yoksa içlerinden biri gitmeye mi karar verdi ha? Hayır Dudu, hiçbir yere gidemezsin. Buradan seyret. Ha. Sana dur dedim. Her şeye yasak, her şeye engel. Hepinizin birden buraya gelmesine çok şaşırdım. Dayanamadık baba. Ben de dayanamadım. Biraz sonra size gelecektim. Aa, niye? Kararlarımda küçük bir değişiklik oldu. Ay, ne gibi? Şey, hepinizin gözlerinde oraya gitmek istemediğinizi görüyorum. Ve size böyle bir teklifte bulunarak haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Baba. Yok, üzülme. Size sormadan böyle bir şeye kalkışmamam gerekirdi. Yani benim tatilim uzun sürdüğü için bekleyemediğiniz eminim. Senin hiçbir suçun yok. Bu arada annem nerede? Dudu mu? Hiç görmedim. Ama nasıl olur? Buraya gelecekti. Buraya mı? Hani çocuklarımı uzağa göndermeyin demek için. Buraya gelmedi ama kendisine söyleyin. Göndermeyeceğim. Ne? Düşündüm de bu yaşlı başlı adamın da biraz maceraya ihtiyacı var. Burada sizin aile düzeninizi bozmaktansa ben gitsem daha iyi olacak. Sen mi? Evet. İçimden bir ses orada daha mutlu olacağını söylüyor. Kendal Bey siz iyi misiniz? Yani emin misiniz? Çok eminim. Özlenen olmak, özleyen olmaktan daha iyidir. Sizi çok sevmem benim.
Sana ne oluyor şimdi Dudu? Duygulandım. Üzüldüm biraz. Ne de olsa Dünür'ü. Onu bir daha göremeyecek. Hadi Perihan, lütfen bana onu savunma. Eski aşka gidecek ya, ondan ağlıyor. Benim için bu kadar gözyaşı döktüyse namerdim. Hayırsız Dudu, ne olacak? Aa, Perihan, şuna bir şey söyler misin, üstüme gelmesin. Zaten duygulandım. Hep bizim yüzümüzden gitmeye karar verdi. Ya Dudu Hanım, hayatımızdaki bazı insanların değerini ancak onları kaybederken anlıyormuşuz, değil mi? Ne kadar huysuz, ne kadar aksi olursan ol, seni kaybetmek istemiyorum ben. Ben de. Affedersin. Sen de beni affet kardeşim. Gel. Girebilir miyim? Gir. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki? Tuğçe'yi kaybettim. Cem, lütfen biraz sakin olur musun? Olamam. Kız kardeşlerim hayatımı mahvetti. Bak Cem, olayları tam olarak anlatmadığın için ben de işin aslını bilmiyorum. Şu Tina ile aranda gerçekten bir şey oldu mu? Tabii ki hayır. Bak, artık lise 1'e başlıyorsun. Seninle iki arkadaş gibi konuşabiliriz. Onunla aramızda hiçbir şey olmadı. Zaten onu topu topu 5 gün gördüm. İyi. Buna gerçekten çok sevindim. Peki sorabilir miyim? Gece yarısı onunla havuzda ne işin vardı? Buna verecek bir cevabın yok mu? Var ama yok. Bak Cem, bana güvenebilirsin. Sır saklayabilirim. Hem eğer bana işin aslını anlatırsan Tuğçe ile barışmana yardımcı da olurum. Hadi Cem, anlat bana. Betüş biliyorsun, Tina yüzme öğretmeni. Evet. Ve ben o kadar iyi yüzme bilmiyorum. Şimdilik. Ve bu sene Tuğçe ile okulun yüzme kulübüne katılacağız. Ha, anladım. Yani sen Tuğçe senin iyi yüzemediğini anlamasın diye Tina'dan yüzme dersi aldın. Öyle mi? Evet. Peki bunu niye kardeşlerine söylemedin? Çünkü Tina'dan neden ders aldığımı söylersem bunu da Tuğçe'ye söyleyeceklerdi. Ama şimdi Tuğçe ile barışmak için bunu söylemek zorundasın. Evet. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Neden gündüzleri değil de geceleri ders aldın? Çünkü gündüzleri şişman olduğum için çocuklar benimle dalga geçer diye korktum. Cem. Ve Tina gerçekten çok iyi bir kız. Beni anladı ve bana yardım etti. Ve benim sadece hocamdı. Betüş, aslında düşünüyorum da galiba kızların çok suçu yok. Benim yaptığım aptalcaydı. Ve Martin denen o çocuk var ya, galiba Çileko'nun peşindeydi. Neyse ki otelden çabuk ayrılmışız. Cem, ah oldu. Dişler artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli, bizimkisi bir peri. Sıcacık gülümsemesiyle ısıtıyor kalbimizi. Pembe rüyalar, beyaz dişler artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. O benim sihirli ağacım.